gözleri, kara kaşlara gözleri, yar meleke. Yarın dünya güzeli, kara kaşlara gözleri, yar meleke. Yarın fidan vurudur, yürek ateş vurudur, aşkı bir hayal gibi yanar yüreğimde. Yarın fidan vurudur, yürek ateş vurudur, aşkı bir hayal gibi yanar yüreğimde. Yaramına bedende, çoğreşana vakunde, yar malake. Ejna yare uçsane, binadar yavur gane, hamretleri vesine, defere bamın. Ejna yare uçsane, binadar yavur gane, hamretleri vesine, defere bamın. Dila, şevd yola, dila. Fidan vurudur, yürek ateş vurudur, aşkı bir hayal gibi yanar yüreğimde. Ağam, ileride çevirme var, ne yapacağız? Tamam, sakin ol. Paniklemek yok, sakin ol. Fatma, bebeği aşağıya koy. Üzerinde bir şeyle ört. Sesini çıkarmasın, zapt et oğlanı. Bilmiyor ağam, Allah bile de uyanmayan. Yavaş, acele etme, yavaş yavaş. Sen öyle diyecek lan orta çakı bakarız kendi. Ağam ne yapacağız? Burası attığın yere böyle teymez. Ona sen kulkudun beni şaka. Hadi hadi.
Sivas hazır. Çepki harap oldu, lan efendim, nefsat ağanı ne? Allah'a ucuz kurtuldum ağam. Kolay mı Asip? Kolay mı sanıyorlar ha? Miran'a söylemeyi kolay mı sanıyor bunlar? Bunlar kendine sanıyor Asip. Sıkarı biraz. Hele bir Urfa'ya varalım Asip, her şey daha iyi olacak. Bas kasa bakalım. Toplayın geçti. Halep'te Miran Bedirhan'ı halıcılık işine de sokan Mustafa denilen bir adamdan yardım ve destek aldığı tespit edilmiş. Evine yapılan polis baskınında bu Mustafa denilen adam haber vermiş. İşe bak ya. Hususta haberleri var. Ayrıca müdür beyin söylediğine göre aynı gece kaçaklara sahte plakalı ikinci bir aracı temin etmiş ve izlerini kaybettirmiş bu Mustafa denen adam. Polis bu bilgileri itiraf eden arıcılardan temin etmiş. Peki bu Mustafa bulunamıyor mu? Şu anda adam firardaymış. Evine, iş yerine, gidebileceği tüm yerlere yapılan baskınlara rağmen izine rastlanılmamış. Ama Mustafa'nın temin ettiği aracın bilgileri tüm polis teşkilatına dağıtılmış. Şu Miran şerefsizin de elinin uzanmadığı yer yok. Her gittiği yerde kendi gibi ciğersizleri etrafına toplamakta gecikmiyor. Bilen evet kaçacak değil ya. Elbet bir gün hata yapacak. Tamam. Bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Neyse biz kalkalım artık. Sağ olun. Şükran. Apa. Şükran. Apa. Kızım, babanı zapt edemiyoruz artık. Benim bu zor gününde kızımın yanında olmam lazım diye tutturdu. Biliyorum anacığım. Babam bilmez misin? Kafasına koydu mu bitti. Ne desem fayda etmedi, artık gelecek çaresi yok. Sırf baban olsa iyi. Keçe Hanım da babanla birlikte gelecek. Aa, yok canım. Keçe Hanım'ın ne işi varmış? Belki bir işe yararım, çocuklara destek olurum deyip geliyor. Yok anne, salmayın sakın. Herkes burada işte. Onun yapacağı bir şey yok ki. Kadıncağız yaşlı, boşuna yorulmasın. Aman diyeyim kızım. Kadıncağızı karşında görüp de ters bir şey söyleyip kalbini kırayım deme. Ah güzel hanım, olur mu hiç öyle şey? Allah razı olsun. Keçe Hanım'ın bize yardım için ne kadar çabaladığının farkındayım. Ama babamın da onun da burada yapacağı bir şey yok ki. Gelmeseler iyiydi ama bilirim şimdi onlara söz geçmez. Anacığım Güle yanında mı? Güle de yanımda. Bak seninle konuşmak istiyor. Sonra gene konuşuruz yavrum. Kendine iyi bak. Canına bak yavrum. Olur mu? Veriyorum Güle'yi. Bak yanımda. Seni istiyor. Asmin, nasılsın Asmin'cim? Nasıl özledim seni. Ben de öyle kardeşim. Burnumda tutuyorsunuz hepiniz. Ah gülüm, şu kabus bir bitse. Gene eskisi gibi bir araya gelsek. Bebemiz kucağımızda. Yesek, içsek, gülsek, söylesek. O da olacak. Sen gönlünü ferah tut. Koy verme kendini. Sen nasılsın Güle? Ne yaparsın? Gabriel de bizim peşimizde, seni bıraktı geldi o haline. Of, size ayrı üzülürüm, kendi derdimize ayrı. Bütün mahalle sizin yanınıza taşınıyor. Otobüs tutacağız yakında. Akın akın geliyorlar. Oteli kapatın siz ha. Güldürme kızım ya. Vallahi artık güleyim mi ağlayayım mı bilmiyorum. Temenim, bu arkadaşlar da aynı bizim geçtiğimiz acı yollardan geçtiler. Onlar da bizim gibi örgütün elinden gizlice kaçıp buralara sığındılar. Buralarda buluştuk, birbirimize destek olduk. Anlayacağın kendimize yeni bir yol çizdik. Bir daha başladık en baştan. Allah hepinizin yardımcısı olsun arkadaşlar.
Senin bize yardımlarını, o zor günleri falan ne diyeyim? Belki 40 kere dinlediler bizden. Anlayacağın sen onların da kahramanısın hemen. Kadar hep senin gibi iyilere çıkartsa kaçtınsa insanın. Hayat çok güzel doğru oldu Temeyim. Şimdi sıra bizde. Madem ki dara düşmüşsünüz, derdinize deva olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hepiniz sağ olun arkadaşlar. Yardımlarınız bizim için altın değerinde. Malum yabancı ellerdeyiz. İyi ki varsınız. Hepiniz sağ olun arkadaşlar. Mevzumuza dönersek eğer, bütün düğüm şu Mustafa itiğinde kilitleniyor. Ne yapıp ne edip o herifi bulmalıyız. Miran'la sürekli bir irtibat halinde ki polislerden bu kadar rahat sıyrılıp kaçabildi. Eğer bu Mustafa'ya ulaşabilirsek Miran'a da rahatlıkla ulaşabiliriz. Ama onu nasıl bulacağımız hakkında en ufak bir fikrim yok. Şimdi sindi bir yere, ortalık durulana kadar burnunu bile dışarı çıkarmaz o namussuz. Yılanın deliğine bile girse biz bulup çıkartırız onu. Sen hiç merak etme Temel. Altay kardeş, sen merak etme. O çakal elinde bil. Nenenin yanında hısım akraba yoktur inşallah. Yok ha, tek başına yaşar garip. Benden başka da arayıp soranı yoktur. Oh, of. Hayırdır ağam? Pek bir derin of çektin. Yine Kürtçülük yanına geri dönüyoruz bu asil. Ama eksik dönüyoruz. Fire verdik. Bak. Güzel gözüm yine yanımda yok Hasip. Ellerim yine boş. Onun için ben dünyayı karşıma aldım. Mecnun oldum, hayatım yollarda geçiyor. Ama o bir kıymetini bilemedi. Vefasız. Of. Söylemez miyim polisle kaç kere geldi sordu. Bilseydim onlara söylerdim. Sen bizi galiba polisle karıştırdın ha? Bak polis bir sorar, iki sorar sonra bırakır geçer kenara. Ama biz öyle yapmayız. Şimdi şuracıkta senin gırtlağını kessem, arkandan ağlayacak bir anan, karın çocuğun yok mu lan senin? Değer mi Mustafa It için ölmeye ha bu genç yaşta? Abi yapma, küçük çocuğum var benim, kurban olayım. Ulan Temel'in çocuğu can değil mi lan? Bunun günahı ne? Ulan ben senin gırtlağını kesmez miyim lan burada ha? Abi tamam biliyorum yerini, kurbanın olayım yapma. Osmin, kızım, dağ çiçeğim benim. İyisin değil mi? O köpek sana bir zarar vermedi değil mi? Ben iyiyim babacığım, yok bir şeyim. Bir tek oğlumun hasreti yakıyor gönlümü. Bulunacak kızım. İnşallah o da bulunacak. Yakında koyununu alacaksın bebeğini. Hoş geldin Peyman baba. Hoş bulduk oğlum. Daha da hoş bulacağız inşallah. Kızım. Asmin. Güzel kızım benim. Haftalardır bu acıyla uyku haram oldu. Duramaz oldum hiçbir yerde. Her yer dar geldi. Dedim kalkayım gideyim Asmin'ime. Belki bir faydam olur. Var mıdır bir hayırlı haber? Yok Keşan Hanım. Maalesef hiçbir haber yoktur. Of. Siz yoldan geldiniz, yorgunsunuz. Buyurun geçin şöyle. Buyurun, buyurun Keşan Hanım. İçim yanıyor Keşan Hanım. Çok canım yanıyor. Geçecek kızım. Sen nasılsın oğlum? Gün doğmadan neler doğar. Bir dertten geçecek. Çıktın bir derde düştün. O Miran köpeği fazla hırpalamamıştır inşallah seni. Geçti gitti Peyman baba. Oğlumuza bir kavuşalım. Bir gün bunlar da unutulacak. Baba.
İstanbul'dan bir haber aldım bu arada. Kötü bir haber değildir inşallah. Nasıl bir haber aldın oğlum? Hayırlı bir haberdir. Hayırlı bir haber. Boşanmam gerçekleşmiş. Kurtuldum o kadından, bekarım artık. Hakikaten hayırlı bir habermiş bu. Pardon, Adil arıyor. Temenim, haberler iyi. Mustafa köpeğinin saklandığı deliği bulduk. Şimdi oraya gidiyoruz. Neredesiniz? Çarşıdayız Temenim, bekliyoruz. Tamam, 5 dakika sonra oradayım. Mira'nın yardakçısı Mustafa ile ilgili gelişmeler var. Ben hemen Ardil'in yanına gidiyorum. Beraber gidelim kardeş. Yok Gabriel, sen burada kal. Buradakilere göz kulak ol. Hadi hoşça kal. Ya Fatma neden ağlıyor bu çocuk? Ne kafa kaldı ne göz, sustur şunu ya. Aa, çok gül aldı arabanın içinde. Bir de altını temizlemek lazım. Hasip, dur bakalım şöyle sulak gölgelik bir yerde. Yoksa susmayacak bu ha. Anlaşıldı ağam. Koçum, sen sıkıldın mı sen koçum? Sıkıldın mı sen? Bak bak, şimdi biraz daha duralım. Hasip amcan seni kucağına alacak, tay 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 yapacak. Özledin mi Hasip amcanı? Miran nerede? Vallahi bilmiyorum. Konuş Mustafa Efendi, konuş. Bilmiyorum. Oyalama bizi. Vallahi bilmiyorum. Yemin ederim bütün hırsımı senden çıkartırım. O Miran şerefsizinin uğruna şuracıkla ruhunu teslim edersin. Konuş ulan! Bilmiyorum. Bilmiyorsun demek ha? Bilmiyorsun ha? Arabayı sen vermişsin onlara kaçmaları için. Adam bütün işini sana gördürüyor. Nereye bilmiyorsun ulan? Sen benim külahımı anlat onu. Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Konuş dedim sana. Nerede? Bir araba gönderdim evet. Ama daha sonra irtibatım kalmadı. Vallahi billahi bilmiyorum ağam. Nereye gidiyordum İran söyleyeceksin bana. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen bana söylemeden bilmiyorum. Düşmeyeceğim senin yakandan, anladın bilmiyorum mı? Bilmiyorum ağam. Bilmiyorum. Hasip, Mustafa'ya bir veda bir de teşekkür edelim. Arkamızı sağlam bırakalım. Biz sınırı geçtiğimiz vakit çocuklar Mustafa'ya şöyle göz dolduracak şekilde mükafatını versinler. Fazla fazla. Sen telaş etme ağam. Hele bir yerimize yurdumuza yerleşelim. Gerekeni ziyadesiyle yaparız. Söyle kim arıyor? Ben biliyorum kim. Miran arıyor değil mi ha? Söyle! Evet, odur. Yahu neden açmıyor bu adam be? Bu zamana kadar hiç ikiletmezdi. Şimdi sakin sakin konuşacaksın. Bir hata yapma, beynini dağıtırım. Neredeymiş öğreneceksin, ağzından laf alacaksın, anladın mı? Anladım. Buyur ağam. Alo. Alo Mustafa Bey, hayırdır? Münasebetsiz bir zamanda mı aradık yoksa? Yok ağam, şeydeydim. Neredesin Mustafa? Emniyette falan mısın yoksa? Yok ağam, dükkandayım. Siz nerelerdesiniz? Nasılsınız? Selamettesiniz inşallah. Ne edeceksin nerede olduğumuzu Mustafa? Niye bilmek istiyorsun? Yok ağam, lafın gelişi sormuşumdur. Sen lafın gelişi konuşmazsın Mustafa Bey.
Bir sesler geliyor kulağıma. Ne oldu? Ne oluyor da? Kim var yanında? Bana bak Mustafa. Bana tuzak mı kuruyorsun o kuş beninle? Kim var lan senin karşında? Miran Efendi, kusura bakma. Beyninde silah varken biraz huzursuz oldu Mustafa Bey. Rahat muhabbet edemedi seni. Teğmen. Ya o kime niyet, kime kısmet, görüyor musun ya? Ne oldu, niçin uğradın Mustafa'ya? Kilim, halı falan mı almayı düşünüyorsunuz? Artık çeyiz mi düzmeye başladınız? Bana bak Teğmen. Bence Asmin'e bu kadar masraf yapmaya değmez. Biliyorsun onun yeri benim yanım. Kendine o kadar alıştırma. Bugün var yarın yok Asmin senin için. Bugün yarın çekip aldığım zaman elim böğründe kalmasın Teğmen. Elinde kalan bir tek bu boş laflar işte Miran. Bu laflar korkunu geçirmeye yetiyor mu? Artık yolun sonuna geldin ya. Bunu sen de biliyorsun. Ödüm patlıyor değil mi? Ha? Artık çember senin için iyice daraldı. Yolun sonu artık Miran. Bak hala konuşuyor kansız. Seninle yüz yüze konuşacağız bu lafları. O zaman böyle hoş espriler yapamayacaksın Miran. Nefes bile alamayacaksın hatta. Çünkü iki elim de senin gırtlağında olacak. Anladın mı beni? Ağam, oyalanacak vakit değildir. Bir an evvel harekete geçmekte fayda var. Teğmen ben senin... Ya Hasip görüyor musun? Zamanında leşini alıp bir yere atmazsın. Ondan sonra böyle bir tık anlanır sana desteksiz desteksiz atar böyle. Ah ben kafama... El alemin sözünü niye dinlersin ki? Bana bak. Bunlar anlaşılan Mustafa'yı kafeslemişler ha. 5 dakikaya kalmaz arabanın eşkalini falan öğrenirler. Nerede bu Urfa sınırı? Çok uzak mı daha Asip? Uzak değildir ağam. Şu yolun sonunu açtık mı Arda Urfa sınırıdır. Anlaşıldı. Hadi bakalım. Arabayı burada bırakıyoruz. Eşyaları meşyaları ne varsa toplayın. Arabayı boşaltın. Bundan sonra yürüyerek gideceğiz. Yüzümüzü şöyle Urfa'ya doğru bir dönelim bakalım. Hayırlısıysa. Anlaşıldı ağam. Müdür bey söyle. Bu Mustafa Miran'a yardım ettiğini kabul etti. Bunun yanından Miran'la konuştuğumuzu da söyle. Sonra da telefon kapandı orada. Bu kadar yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Hala herif nereye gidiyor? Niyeti nedir? Oğlumun durumu nedir bilmiyoruz. Alsınlar bu şerifsizi, ne yapacaklarsa yapsınlar. Ben oteldeyim. Seyidi, Altay Bey, hâlâ şahıs sâidini bile intikam. Az bekleyelim, bir hareket orada. Halep'te kaçırılan iş adamı kurtarıldı. Halep'te Miran Bediran tarafından kaçırılan ve zorla alıkoyulan iş adamı Altay Batıgün ve kız arkadaşı Asmin Şahtiyan, Suriye polisinin gerçekleştirdiği bir operasyonla kurtarıldı. Thank you.
olan biten bir şey yok. Mustafa'dan bütün öğrenebildiğimiz kaçtıkları arabanın eşkali o kadar. Miran da öyle yüzsüz yüzsüz. Abuk subuk konuşuyor, tehditler savuruyor. Elimiz böğrümüzde bekliyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Pardon. Ne var Nevin? Niye arıyorsun? Niye hala beni arıyorsun? Ne istiyorsun benden? Bir şey için aramadım Altay. Böyle sinirlenmene gerek yok. Biz burada hepimiz senin için çok... Nevin! Bak, zamanım yok artık böyle şeylere. Bunca sıkıntının ortasında bir de seni çekemem. Yeter be! Altay, bak ben... Yeter dedim, anlamıyor musun? Türkçe konuşuyorum burada, düş yakamdan. Ver şunu bana. Baba. Bana bak. Baba. Ben bunlara benzemem. Baba. Sen ne biçim kadınsın be? Ha? Ne gurursuzluktur, ne onursuzluktur bu? Boşanmışsın, bitmiş gitmiş işte. Hala ne demeye yüzsüz yüzsüz arıyorsun? Bak, gebertirim seni ha. Hiç şakam yoktur benim. Babacım, babacım ver şunu. Tamam, otur şöyle, otur. Allah Allah ya. Kardeş, ne iştir bu? Hala hiçbir şey olmamış gibi muhabbet etmeye çalışıyor bir de ya. Yeter be! Babacığım, sen niye sinirlerini bozuyorsun ki? Bırak kızım, dökeyim içimi. Aylardır şiştim be. İyi ettin baba. Buna böylesi lazım. Allah Allah ya. Ya zaten benim canım burnumda. Sümer, görüşmemiz lazım. Önemli gelişmeler oldu. Bilmen gerekiyor. Tamam, temiz. Dikkatli ol. Vallahi arkadaş maşallah. Burnun tilki gibi. Her kokuyu alıyor. İnşallah şu tarlada kertlik gibi avlanmadan asfalta basabiliriz. Merak etme ağam. Az ötesi selamettir. İnşallah Asil, inşallah. Fatma yanından ayrılma, iyi misin? Beyza ağam, sen bizi merak etme. Oh be, şükür Allah'a. En sonunda vatan toprağını görebildik. Kardeşim çok sağ olasın. Fatma, yoruldun mu? Saatlerde çocuk kucağında. Yok ağam, kuş gibidir, ne olacak? Hey, gel bakalım, gel. Sağ olasın kardeş, buyur zahmetlerin için. Ne zahmeti ağam? Asfalttan şöyle az yürüdünüz müellekli bir araç geçer. Ben buradan ayrılıyorum. Sağ olasın, selametle. Polis Miran Bilirhan'ın ikinci aracını da Türk Irak hududuna çok yakın bir yerde terk edilmiş olarak bulunduğunu bildirdi az önce. Allah'ım delireceğim. Ya hep bir adım önde, şimdi hiçbir iz kalmadı. Öyle görünüyor ki artık onları burada. Halep tarımında bir anlamı yok. Peki Türkiye'ye mi girdi bu adam? Yoksa Musul'a mı geçti? Nasıl bulacağız bu belirsizlikte? İkisi de mümkün. Polis bütün ihtimalleri araştırıyor. Yakında yeni delillerle ulaşacaklardır muhakkak. Tabii bir iz bırakırsa. Sizin artık Halep'te kalmanızı gerektiren bir durum yok. İsterseniz evinize geri dönebilirsiniz. Bu işine perişan olursunuz burada. Biz olayın takibini bir an bile bırakmayacağız. İçiniz rahat olsun. Peki. Biz bir otele gidip durumu değerlendirelim. Sağ ol. Ne
Aha! Hasip bak bir minibüs geliyor. İlyas gibi geldi vallahi. Durdur şunu Hasip, durdur. Dur hele dur, yolcu var dur. Belli ki barınamadı buralarda. Bana kalırsa Türkiye'ye giriş yaptı. Biz de artık Mardin'e dönelim diyoruz. Burada beklemenin bir anlamı kalmadı. Keci Hanım. Miran eğer tekrar dönüyorsa... orada sığınabileceği ya da yardım alabileceği bir kimse var mı? Böyle birilerini tanıyor musunuz? Ben gelmeden onun bütün kaynaklarını kuruttum oğul. Bütün hısım akrabaya, bütün dosta düşmana haber saldım. Bir kuru dilim ekmek veren olursa ölümü elimden olur. Biline dedim. Beni iyi tanırlar. Bak Beyman Ağa'ya sor. Benim hükmüm Miran'ın hükmünden daha büyüktür aile içerisinde. İçin rahat etsin oğul. Görüldüğü anda ilk benim haberim olacak. Ama başka kapı bulursa bizimkilerden gayrı bilemem. Gidelim buralardan. Nereye yolculuk var evladım? Harana gidiyoruz amca. Benim hatunun nenesi biraz hastaymış da... onu bir ziyaret edeceğiz. Aferin, siz hayırlı evlatlarsınız. Benimki kaç sene evvel çektim gittiler. Tek başıma evde kaldım. Ölsem kimsenin ruhunu duymaz. Senin memleket de pek güzelmiş Fatma gelin. Daha çok yolumuz var mı? Yok ama az kaldı. Evet Nemin, seni dinliyorum. Teşekkürler. Afiyet olsun efendim. Teşekkürler. Sana veda etmek istedim. Hem veda etmek hem de özür dilemek. Sana çok acı çektirdim Sümer. Sana çok kızmıştım beni ihbar ettiğin için. Ama şimdi düşününce sana hak veriyorum. Yani senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Sonuçta sen çocuğun için savaştın. Hem bebeğin için... hem de bana olan aşkın için. Bunu şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Ama artık çok geç. Babam beni dönmemek üzere Amerika'ya gönderiyor. Nereden çıktı şimdi bu? Babam itibarını korumak zorunda olduğu için bizi sürgüne gönderiyorsun Erzim. Babasız bir bebek dünyaya getireceğim için... gözlerden uzak olmam gerekiyormuş. O çocuk babasız değil Nevin. Onun babası benim ve benim babalık haklarım var. Siz nasıl benim çocuğumu alıp dünyanın öbür ucuna götürebilirsiniz? Oyuncak değil bu iş. Bunun yasal sonuçları olur. Ben bebeğimi sensiz büyütmek istiyor muyum sanıyorsun? Yanımda sen olmadan. Tek başıma. Aklı erip sorduğunda ona ne cevap vereceğim? Babasız bir hayat sürmesine katlanabilir miyim Sümer? Babama çok yalvardım. Gözyaşı döktüm. Ama dinlemedi. Bu konuda çok katı. Her şeyi ayarlamış. Gerekirse zor kullanırım diyor.
Babam bizden utanıyor Sümer. Böyle bir şey olmayacak. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Evleneceğiz. Tabii sen de istersen. Böylece baban da dedikoduları düşünmek zorunda kalmayacak. Beni yeniden sevebilecek misin? Geçmişi unutabilecek misin peki? Bencilce düşüncelerin zamanı değil artık Nevin. Bak, biz anne baba oluyoruz. Bu çok büyük bir sorumluluk. Ben artık ikimizin de bebeğimiz için daha olgun davranacağını biliyorum. Geçmişi bir kenara bırakmanın zamanı geldi artık. Ne diyorsun? Benimle evlenir misin Nevin? Annenizi alıp gelin o zaman. Akşam beni babamdan isteyin Sümer Bey. Aman Osman'ım. Neredesin evladım? Nasıl özledim evladım benim canım. Bunu da mı getirdin? Bu uğursuz gelinin yüzünden hasret kaldım yüzüne. Nenem, tanımadın mı beni? Fatma ben. Bak bu beyim. Bu da bebemiz. Bu da beyimin abisi. Elini öpmeye geldik nenem. Hadi oradan be. Beni aklınca buna yapıyor. İyice kötüleşmiş. Her şeyi birbirine karıştırıyor. Oh ne güzel, vallahi benim için eşim mahsuru yok. Aç mısın Osman? Sana bir şeyler koyayım çocuğum ha? Canım benim be, Bu yiğit kim? Maşallah. Bekar mı bu? Hoppala. Aha, bu kadın bana göz koydu ha. Ya oğlum ne olacak canım, Hasip filan gibi kız. Kıyarız bir nikah, olur gider. Ne dersin nene, alayım mı sana bu yiğidi? Tabii. Tövbe tövbe. Anacığım, nasıl özledim seni. Ben de yavrum, ben de. Nasılsın Gülen, iyi misin? Bebemiz iyi midir? İyiyiz, seni çok özledik. İyisin değil mi? İyiyim yavrum, iyiyim. Oğlan da getirebilseydim sana. Merak etme yavrum, kavuşacağız torunumuza da. Asmi. Hoş gelmişsin oğlum. Hoş bulduk Gülcan. Canım. Hoş geldin yavrum. Yavrum. Kızını gördü, beni gözleri görmüyor ha. Hoş gelmişsin Peyman ağam. Hoş bulduk. Hoş Hadi bulduk. Buyurun, buyurun içeriye. Yavruma kavuştum ya, şükürler olsun. Güle. Hadi bakalım. Hadi yürü. Geçin, geçin. Bir börek alır mıydınız Maide Hanım? Çok teşekkür ederim Sema Hanım. Her şey çok nefis olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sizlere çok güzel bir haberimiz var. Biz bugün Sümer'le konuştuk ve evlenmeye karar verdik. Tabii sizin de izniniz olursa. Bence çok doğru bir karar vermişsiniz Nevinciğim. Ne de olsa arada minnacık bir can var. Bundan sonra en önemli şey onun mutluluğu. Değil mi Sema Hanım? Haklısınız. Hayırlı olsun. Sen bir şey demeyecek misin babacığım? Ne dememi bekliyorsun Nevin bu kadar olaydan sonra?
birbirinizi bu kadar hırpalayıp karakolluk, mahkemelik olduktan sonra. Demek her şeyi silip yeniden evlenmeye karar verdiniz, öyle mi? Biz bebeğimiz için temiz bir sayfa açmaya karar verdik. Onun babasız büyümesine gönlümüz razı olmadı. Hem böylesi en doğrusu. Öyle değil mi? İran, sen benim tek evladımdın. Evimin direği, gönlümün sultanıydın. Neden toprak oldun annem? Neden? Ben sana daha dünyalar güzeli, helal süt emmiş bir gelin alacaktım anne. Torunlarım olacaktı boy boy. Konağın her yanında sesleri çınlayacaktı. Olmadı Bemir Hanım, olmadı. Bütün hayallerim yıkıldı. Sen toprak oldun annem. Neden gittin Miran? Neden? Anacığım, o nasıl söz? Allah şükürler olsun, Miran ağam yaşıyor, hayatta. Yok, Miran öldü. Miran toprağın altında. Hiç kimse benim yanımda artık Miran demesin. Onun adını anmasın. O daha el kadar bebeği anasının kucağından alıp kaçıracak insan mı? Onun kılığına girmiş iblistir Miran sandıkları. Benim oğlum yapmaz. Benim evladım yapmaz öyle şey. Yapmaz. 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 Miran. Yavrum. Miran gitti. Miran. Miran. Ah. Anacığım. Kecan'a ne oldu? Selam'ın Sayri'ye yetişin. Kecan'ıma bir şey oldu. Anacığım kendine gel. Anacığım gitmesin. Sonunda tekrar yanındayım ya. Özgür ve bekar birisi olarak sarılabilmek ne güzelmiş. O kadar mutluyum ki sevgilim. Herkesin yanında belli edemedim ama sevişen havalara uçtum senin boşanma haberin gelince. Bu boşanma haberi arkasından başka güzel haberler de getirecek. Göreceksin. Hep güzel haberler alacağız. Hep mutlu olacağız bundan sonra. Bahar geldi geçiyor Altay. Oğlumuz bir yerlerde büyüyordur. Yakında emeklemeye başlar. Agugugu konuşmaya başlar. Kim bilir kime ana baba diyecek, kime anası diyebilecek. Hayır Asmin. Bu hasret o kadar uzun sürmeyecek. Biz öğreteceğiz ona ilk kelimelerini. Altay, ne olur bana kızma. Ben böyle, yani burada babamın evinde kendimi rahat hissedemiyorum, utanıyorum. Yüzüm yok sende sarmaş dolaş olmaya bu çatı altında. Tamam, belki bir şey demiyorlar ama biliyorum. Rahatsızlar. Hoşgörü gösteriyorlar ama. Buna hemen bir son verelim o zaman. Artık özgürüm işte, neyi bekliyoruz ki? Hemen kıyarız nikahımızı, annene babana karşı başımız dik olur bundan sonra. Asmin, benimle evlenir misin? Pencerede,
Bana aldığın alyansı hep boynumda taşıyorum. Cevabımı sen biliyorsun Altay. Sen ne zaman istersen ben senin karın olmaktan gurur duyarım. Hemen istiyorum. Bu evde yaparız nikah kendi aramızda. Kimseyi davet etmeyecek miyiz? En azından Erdil'e Roza'nın gelmesini isterdim. Onlar bizim için çok şey yaptılar. Tamam, onları da çağırırız. İlk Erdil'le Roza öğrenmiş olur müjdeyi. Temel'im. Nasılsın? Roza bak, Temel arıyor. Valla demin sizi andık. Demek bizim de ondan kulaklarımız çınlamış Erdil. Biz iyiyiz. Olabildiğince iyiyiz. Siz ne yapıyorsunuz? Valla Temel'im özledik. Bomboş kaldık siz gidince ha. Biz de özledik sizi. Onun için dedik ki arasak da gelseler yanımıza bir an önce atlayıp. Ama şimdi böyle boş boş çağırmak da olmaz. E nikah kıyalım, mecburen o vesileyle gelirler yanımıza dedik. Vay vay vay, nikah mı? Temel'im sahi mi? Aa, evleniyor muyum yoksa? Aya, nikah diyor, gelin diyor Roza. Temel'im, nasıl sevindik bilemezsiniz. Demek sonunda kavuşuyorsun Asmin'ine. Ya tabii ki geliriz, gurur duyarız. Bundan büyük bir mutluluk mu olur bizim için? Ne duruyorsunuz? Çıkın bir an önce yola. Bekliyoruz sizi burada Ardil. Çok selam söyle benden de. Bak Asmin'in de selam var size. Hadi görüşürüz. Bak geldiğiniz zaman haber verin, karşılayalım sizi, tamam mı? Hadi selamlar kardeşim, iyi yolculuklar. Tamam Temel'im, görüşürüz. Ne dedi? Evleniyoruz diyor, gelin diyor Roza. Gidecek miyiz gerçekten? Gideriz tabii. Hadi toplanalım, anca hazırlanırız. Hadi, hadi, hadi. Çok sevindiler. Asmin, ne oldu, ateş bastı birden? Yüzün kıpkırmızı. Ne bileyim. Şimdi böyle birilerine söyledi ki heyecan bastı. Gerçek olmayacak kadar güzel değil mi? Şimdi sıra sizinkilerde. Hadi gidip onlara açalım konuyu. Çok sevinecekler. Kimse benim kadar sevinemez. Ya ben... Bütün Suriye emniyeti peşimize takıldı. Zor attık kendimizi buraya. Ağam kusuruma bakma, sen başta hata etmişsin Suriye'ye geçmekle. Artık TC ile pek sıkı fıkılar. Bak Ürdün olsun, İsrail olsun, Filistin olsun. Onlar da artık kaçak adam barındırmazlar. Hükümetler işbirliği içerisinde. Oysa Kuzey Irak öyle mi? Orada rahat edersin. Bana sorarsan senin istikbalin Kuzey Irak'ta. Orada inşaat işi iyidir. İlla ki bir kazanç kapısı bulursun. Para şimdi oraya akıyor. Kimse rahatsız da etmez. Tıkır tıkır düzenini kurarsın. Sen ne diyorsun bakalım Hasip Efendi? Vallahi ağam, bana da uygun gibi görünür. Peki nasıl geçeceğiz Kuzey Irak'a? O da bizim işimiz ağam. Ondan kolay ne var? Dağları aşırırız bir gecede. Tamamdır. Kuzey Irak'a geçeceğiz. Hasip, bütün hazırlıkları yap. Bu gece gidiyoruz. Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlısı olsun. Fatma. Çocukla senin ne ihtiyacın varsa Hasip'e söyle. Gündüz gözüyle halletsin hepsini. Bize yol göründü gene. Tamam ağam. Olmaz. Ben seni bir yere koymam. Gidecekse bu gitsin. Önüme bir sıcak çay koyup getirmiyor. Şuraya bak. Ya anacığım, biz gene geleceğiz. Hani sen evlenmek istiyordun ya. Bir şeyler alacağız. Hani sen bu yiğitle evlenmek istiyordun? Vaz mı caydın yoksa ha? Oldu oldu. Haydi selametle. Selametle. Haydi selamet.
Bir hal var bunlarda. Bana da öyle geliyor. Nedir çocuklar? Bir şey mi var? Dildir ana. Peyman baba. Eğer sizin de izniniz olursa bir an evvel nikahlanmaya karar verdik. İyi düşünmüşsünüz oğlum. Zamanıdır. Baba, Yıldırım nikah yapalım diyoruz. Burada bahçede yaparız töreni de. Siz bir an önce nikah işlemlerini halledersiniz artık ha? Biz öyle çok fazla duyurmayalım dedik. Yani tedbir olarak. Halep'ten Ardil ile Roza'yı çağırdık sadece. Akşama doğru gelirler. Gece'ye de haber veririz o zaman. Miran'ın kulağına gitmesin de anne. Merak etmeyin. Keşe Hanım'dan laf çıkmaz. Ben de Gabriel'i arayayım. Bir sürü şey alınacak çarşıdan. Tabii ya. Deli olacak sevinçten. Teğmenim. 4 kişi geldi sizinle görüşmek istiyor. Kimlermiş peki abla? Bilmiyorum, 4 tane genç. Hem de 4 kişi. Allah Allah. Kim ola ki? Aman dikkatli oğlum. İran'ın yeni bir oyunu olmasın bu. Bakalım kimmiş bunlar. Beni tanımadınız mı? Er Patnoslu Hasan Ağrı. Komutanım, kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Ateş edin. Siz onca zaman askerleriniz için canınızı içe saydınız. Hep en önde oldunuz. Bizi gözünüzü kırpmadan ateşlerin içinden çekip aldınız. Alış biraz. Hepimiz size tek tek canımızı borçluyuz. Çavuş Ramazan Güçlü, İzmir. Halil Kocakul, Ercincan. Ah!
ederim. Ben Osman Sönmez, Mersin komutanım. Bir şeyim yok komutanım. Önce senin şu kanını durduralım Mersin'i. Çekil. Çekil. Siz bizim canımızı kendi evladınızın canı gibi korudunuz teğmenim. Her şeyden haberimiz var teğmenim. Olanları duyduk, okuduk, kahrolduk. Sizin gibi bir kahramana yapılan bu kalleşliğe gönlümüz razı gelmedi. Teğmenimizin oğlu bizim de oğlumuzdur dedik, toplaştık geldik. Hepimiz terhis olduk teğmenim. Bundan sonra emrindeyiz. Oğlunu tekrar kucağına verinceye kadar bu yola baş koymaya aramızda yemin ettik. Erzincan'da. İzmirli. Sağ olun çocuklar. Böyle durmayın kapıda, geçseniz içeri. Hadi buyurun oğullar, içeri geçin ha. Yok babam, biz şimdi böyle rahatsız etmeyelim. Teğmenim, biz oteldeyiz. Sen uygun bir zamanda gelirsin yanımıza, konuşuruz. Çok güzel bir günde geldiniz çocuklar. Tesadüfe bak. Akşama da nikahım var aslında. Sahiden mi komutanım? Sahiden düğününe mi denk geldik? Ya bak sen bizdeki şu şansa hele. Sen her zaman şanslı olmadın mı zaten Patnos? Bak oğlum, birbirinize bir sürü laf ettiniz. Sonunda gittin sen bir de kızı polise ihbar ettin. Birbirinize yapmadığınızı komadınız. Nasıl olacak bu evlilik bu kadar şeyden sonra? Biliyorum bunları Atıf Bey. Hepsi oldu, evet. O zaman? Birbirinize yapmadığınız rezillik kalmadı. Nasıl oturacaksınız aynı evde? Nasıl sileceksiniz bu kadar nefreti, düşmanlığı 5 dakikada? Sümer bak, evlilik ciddi bir iştir. Üstüne üstlük bir de çocuk büyüteceksiniz. Tamam Nevin bugün belki böyle süt dökmüş kedi gibi ama... ...yarın kim bilir başına ne dertler açacak senin. Bunlara göğüs gerebilecek misin? Bunları biliyorum Atıf Bey. Hepsinin farkındayım ama... ...çocuğum için bunları göze almak zorundayım ben. Başka çarem yok. Çocuğumla onun annesine nasıl sırtımı dönerim ben? En doğrusu zamanı bırakmak bence. Yaşayıp göreceğiz. Kendinizi benim yerime koyun. Başka seçeneğin var mı? Heyecanımın durumu. Şu anda bir şey söyleme için henüz erken. Hastamız geçirdiği enfarktüs sonrası kardiyojenik şokta. Atlatabilirse anjiyo almayı planlıyoruz. Ama önümüzdeki 24 saat çok kritik. Yani durum biraz endişe verici. Müsaadenizle. Ferahus abi. Nasıl etsek de bir adama ulaşsak? Bulabilir miyiz acaba telefonla? Ne de olsa anasıdır. Bilmek onun da hakkı. Doğru dersin kızım da.
Anam, daldın gittin yine. Bu gelini aldın alalı dert sahibi oldun. Boşa gitsin evine. Nasıl hatırlamazsın beni? Ben Fatma değil miyim? Hani en sevdiğin torunun? Bana çeti görerdin, ayaklarım hep üşüyor diye. He gözenlene. Hadi oradan zilli. Bu yalanlarında kandırdın oğlumun, üstüne yattın. Heh. Of nene, of. Ağam, Mardin'den ararlar. Hayırdır inşallah Hasip. Önemliymiş. Alo Şehna, sen misin kız? Ağam, mühim olmasa aramazdım ama... Kecan da çok hasta. Hasta mı? Nesi var anamın? Kalp krizi geçirdi ağam. Apar topar hastaneye getirdik şimdi. Kalp krizi mi? Nasıl kalp krizi? Doktorlar ne diyor? Ümitli konuşmuyorlar ağam. Haberiniz olsun istedim. Tamam Şehnaz, tamam. Ağlamayı bırak şimdi. Benim anam eski topraktır. Öyle kolay kolay hastalıklara papuç bırakmaz. Öyle değil mi Hasip? Öyledir ağam. Keşi ana bugüne kadar ne badireler atlattı. Bunu da atlatacak inşallah. Kim kimsiniz orada? Feramuz orada mı? Yanımdadır ağam. İkimiz de öyle kolumuz kanadımız kırık bekleşiyoruz kapısında. Yoğun bakımda şimdi. Doktoru kim anamın? Ha o iyi Şehnaz. Beni iyi dinle Şehnaz. Masraftan kaçınmayacaksınız. Parayı akatacaksınız bol tarafından. Anama iyi bakılacak, anladın mı Şehnaz? Merak etme ağam. Feramuz ağam ne gerekirse yapar. Şehnaz, sorun soruşturun. Eğer doktorlar derse anam daha iyi bir hastaneye gitmek zorunda, alın uçurun anamı, anladın mı? Anama ben oradaymışım gibi bakacaksınız. Sakın telefonumu kapatma, seni arayacağım akşam, anladın mı Şehnaz? Tamam ağam. Ağam, durum pek iyi değil galiba ha? Yok Basil. Bizimkilere bilirsin, püreyi de yaparlar. Sen de kaçar mı Temel'im? Kolay mı? Aşıklar evleniyor. Kolay mı? Kaçırır mıyız hiç? Ay ne kadar güzel olmuşsun bacım. Zaten güzeldin, bir başka türlü olmuş. Ya öyle. Hoş geldiniz. Temel'im. Çok sağ olun bizi yalnız bırakmadın. Çok yakışıklısın sen de. Hadi geçelim. Hadi geç. Opto. Bir ağam. Hadi git Keca Hanım'ı al gel. Ağam belki gelmek istemez. Çekinir şimdi. Bekliyorlar da. İlla ki seni aralarında görmek istiyorlar. Haydi. Peki ağam. İşte benim aslanlarım da gelmiş buraya. Asmin, gel bak seni kimlerle tanıştıracağım. Bu gördüklerim benim birliğimin göz bebeğin askerleri.
Merhaba, hoş geldiniz. İzmirli Ramazan. Merhaba. Patmoslu Hasan. Hoş geldiniz. Halil. Hoş geldiniz. Ve Osman. Çok memnun oldum, hoş geldiniz. Ve çok mutlu olduk sizi aramızda görmekten. Altay, sabahtan beri sizden bahsediyor zaten. Ne kadar güzel acı tatlı anılarınız varmış. Hele o şey, hani hepiniz uçurumun kenarında böyle incecik bir yoldan geçiyormuşsunuz. Ha. Baksam ya, siz gidin, Osman beni bekler. Ne girdi acaba Patnoslu? Böyle yükseklikten korkan bir böcek olmasın ha? Ya ne alakası var komutanım ya? Asker adam yüksekten korkar mı hiç? Gel buraya gel, aşağı bak. Dün geçerken kaşım tutarsa bir işe. Tabii tabii. Aşağı bak bakalım, hadi. Ya ama aşk olsun Teğmen'im ya. Beni yengeye rezil etmişsiniz. Tamam Patnoslu. Hadi gel sizi herkese tanıştıralım. Buyurun şöyle. Bakın çocuklar. Bu benim kardeşimden de öte Gabriel. Bu da eşi Güle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz gençler. Şenlendirdiniz bizi ha. Hoş bulduk Gabriel abi. Hoş geldiniz gençler. Ne güzel oldu böyle gençlerin evimize doluşması. Düğün dediğim böyle oldu değil mi Dizdar? Vallahi öyle. Buyurun buyurun. Hadi buyurun bakalım. Buyurun hoş geldiniz. Demek bizim damadın birliğindensiniz ha oğullar? Yok ana. Biz birliği geçtik artık. Onun ailesindeniz. Bize evlatları gibi baktı. Kaç sefer canımızı kurtardı. Kaç sefer ateşlerin içine atladı bizim için. Ne kadar mutlu olduk geldiğiniz için. Çok sağ olun. Erkek tarafı olarak Teğmen'imi yalnız bırakacak değildik değil mi yenge? Bu teröristlerin Teğmen'imin düğünde işine patmışlar. Hiçbir şey göründüğü gibi değil Ramazan. Onlar benim artık en iyi dostlarım. O zamanlarda örgütten ayrılmaya çalışıyorlardı. Örgüt onları ölüme mahkum etti. Biz onları kurtardık ve koruduk. Patnos diye sor, anlatsın sana her şeyi. Halep'te kendilerine çok iyi bir hayat kurmuşlar. Biz Halep'teyken bize kardeşleri gibi baktılar, yardım ettiler. Kısacası onlar artık bizim can dostumuz. Cami yavru da geldi valla. Hoş geldiniz memur bey. Hoş bulduk Teğmen abi. Şimdiden tebrikler. Of, kalbim yerinden çıkacak. Benim de. Korkunun ecele faydası yok gençler. Buyurun geçelim. Ardil, gören bizi bekler. Hadi. Buyurun memur bey. Gece hanım nerede Abdo? Gelmedi mi? Gece kalp krizi geçirmiş ağam. Hastaneye kaldırmışlar. Durumu ağırmış. Aman deme. Vah vah. Peyman ağa. Nikah bir an evvel kıyılsın da hastaneye gidelim hemen yanına. Tamam tamam. Thank you.
Bizim bana verdiği yetkiyle ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Mesut Bahtiyar olun. Tebrikler. Sağ olun. Güzel karım benim. Bundan sonra hep birlikte mutlu olacağız. Biliyorum aşkım. Kocaman bir düğün yapacağım sana oğlumuzla kavuşunca. Oğlumuzu da kucağımıza alıp 40 gün 40 gece şenlik yapacağız birlikte. Bize bir gece de yeter. Yeter ki o gelsin. Allah'ım ıslatsın kardeş. Sağ ol Gabriel. Asmin bacım mutluluklar. Mutluluklar benim kardeşim. Sen gel mutluluklar. Mesut Bahtiyaroğlu evladım. Babacığım. Bugünleri de gördük. Bir yastıkta kocayın. Güzel günler görün inşallah. Sağ ol babacığım, anneciğim. Kızım. Yavrum. Mesut olun yavrum. Mutlu olun oğlum. Biraz daha bekleyeceğiz. Durum değişti. Anam çok hasta. Mardin'de hastanede yatıyor. Onun hayırlı haberlerini almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Kusura kalmayın arkadaşlar. Ağam canı sağ olsun. İnşallah tez zamanda iyi haberlerini alırsın. Biz sizden haber bekliyoruz. Anlat bakalım Ramazan, ne yaptın tersten sonra? Ben babamın yanındayım Temin. Bizim halde dükkanda çalışıyoruz. Sevinmiştir kesin baba ha. Sevinmez mi? Yaşlı zaten artık, çalışacak hali kalmadı. İyi, selam söyle benden. İyi, selam. Sen ne yapıyorsun? Ne olmuş ağam? Abdo gece ağırmış diyor. Nikah da bitti. Biz de hastaneye bir gitsek iyi olur. Duyduğumdan beri benim de hep aklım orada. Nikahtan falan hiçbir şey anlamadım. Ya ne oluyor size? Anne masaya da gelmiyorsunuz. Bir sıkıntınız var ama. Sorma kızım. Nikahtan önce kötü bir haber aldık. Kece kalp krizi geçirmiş. Hastanede durumu ağırmış. Dur tamam, hemen gidelim o zaman. Ben Altay'a haber vereyim. Yok yok. Sen misafirleri yalnız bırakma yavrum. Yanlarından ayrılma olur mu? Biz babanla gider geliriz hemen. Yok anne, yabancı mı onlar? Ben hemen Altay'a haber verip geliyorum. Çok merak ettim şimdi. Hemen geliyorum. Ben çantamı alayım. Altay. Canım. Bir hastamız var. Ağam. Bir şey yemez içmez oldum. Böyle aç acına durursun. Sıkıştım kaldım burada Hasip. Anam orada canıyla boğuşuyor. Ben burada. Merak etme ağam. İyi olacak inşallah. Hastaneden iyileşecek de çıkacak. Sabaha da telefonla konuşursun inşallah. Ne oldu böyle birdenbire kızım? İyiydi, gitti geldi Haleplere kadar. Evet çok iyi gözüküyordu, hiç öyle hasta falan değildi. Üzgündü tabii biraz ama.
Üzüldü işte Asmin abla. Son zamanlarda çok sıkıldı olanlara, Miran ama. Neden doktor Feramuz? Hiçbir doktor iyi konuşmuyor Beyman ağam. Vallahi ne edeceğimizi şaşırdım. Affedersiniz. Bir dakikalığına olsun hastamızı görebilir miyiz acaba? Maalesef. Doktorların emri var. Ziyaretçi alamıyoruz. O zaman hiç olmazsa bizim burada olduğumuzu söyler misiniz? Bak Beyman ağa, hanımı Dildar, Asmin geçmiş olsun diyor der misiniz? Ama çok önemli, ne olur en azından yalnız olmadığını bilsin lütfen. Sağ olun, çok sağ olun. Keci Hanım, sizi görmeye gelenler var dışarıda. Ama maalesef alamıyoruz içeri. Doktor Bey'in emri. Kimdir gelenler? Peyman Ağa, Dildar Hanım ve Asmin Hanım geldi. Asmin Hanım rica etti. Geçmiş olsun diyeyim bizim için. Geldiğimizi söyleyin dedi. Ziyaretçi alamadığımız için. Asmin gelsin. Asmin yanıma gelecek. Tamam. Birkaç dakika kalanı alalım o zaman. Ama heyecanlanmak yok. Hala çok yoruluyorsunuz. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Resimleri attığı gibi yığıldı kaldı. Asmin Hanım, Keci Hanım sizi yanına istiyor. Çok kısa ama. Doktorların haberi olmadan hemen girip çıkın. Lütfen heyecanlandırmayın hastamız. Tamam, tamam sağ olun. Hadi kızım. Nasılsın? Eh değilim kızım. Ben buradan ya çıkarım ya çıkamam. Ölüm benim için kurtuluştur. Öleceğime yanmam. Senin bebeğe kavuştuğunu görmeden öleceğim. Ona yanarım. Keşke ana, hiç olur mu öyle şey? Hı? Böyle şeyler söyleme. Sen çok iyi olacaksın. Daha çok güzel günler göreceksin. Hadi düşünme şimdi sen bunları. Asmin'i biraz seni çok sevdim. Kendini de seni de yaktı bitirdi. Ettikleri sevdasındandır. Ama benim için öldü. Sen benim kızımsın artık. Ve ben de torunum. Hadi yorma kendini. Asmin, son nefesini verinceye kadar bebeğe kavuşmak için dua edeceğim. Ziyaretinizi kısa kesmek zorundayım. Hastamızı fazla yormamız gerekiyor ama. Keşe ana yavrum. İyi değil anne. Hiç iyi görmedim. Ve bu haliyle bile hala bizi düşünüyor. Nasıl? Aynı ağam. Sağ olsun sevenleri yalnız bırakmıyorlar.
Kimler var? Kimler geldi gitti? Peyman ağalar duymuşlar, geldiler. Asmin'le geldi mi? Geldi ağam. Keşan annem yanına çağırdı Asmin'i. Az biraz gördü çıktı. İki gözü iki çeşme ağlıyor. Çok hakikatli kız ağam. Duyunca nikahından çıkıp gelmiş. Nikah mı? Ne nikahı Şahinaz? Asmin kimden nikahlanmış? Teğmen ne ağam? Gebertirim. Yaşar. Gebertirim hepinizi. O için bir nikah kıymadığı mı kalmıştı Şahinaz? Senin ağzından çıkanı kulağını duyuyor bu Şahinaz. Anam bir daha o edepsiz Asmin'i yanına koyuyor öyle mi? Bir oğlunuz beni hiçe sayarsınız öyle mi Şahinaz? Ben burada onca cezayı, onca sürgünü çekeyim. Siz kul kula gidin beraber düğün derneği kurun öyle mi Şahinaz? Yok ağam öyle değil. Bir nikah eksikti o Teğmen'in. Ama anladım ben. Anladım ben Şahinaz. Gebermeden rahat etmeyecek o. Gebermeden rahat etmeyecek. Dinah, şevk yola dinah, dinah, menin ola dinah, dinah, rezin ola dinah.